Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Serdar Seçme, müzik prodüktörü, aranjör, gitarist ve ses mühendisiyim ve ses mühendisliği alanında birçok öğrenci yetiştirmiş bir ses işçisiyim. Geçtiğimiz bölümde ses kavramını birazcık tartıştık, bunun teorik ve güncel hayattaki karşılıklarına biraz değindik Bugün sesin büyülü dünyasına bir yolculuk yapacağız ve bir iki kelam edeceğiz. Sesyoloji Podcast serisinin ikinci bölümünde sesin gizemli dünyasına, Orta Asya'dan dünyanın en batısına kadar, Antik Yunan'dan günümüze kadar keyifli bir yolculuğa çıkmaya çalışacağız. Umarım keyifle dinlersiniz. tarih boyunca ses sadece fiziksel bir fenomen olarak değil aynı zamanda mistik bir güç olarak da kabul edildi. Yani antik çağlardan bu yana insanlar sesin hem doğaüstü hem de ruhani bir yön olduğuna inandılar. Pek çok kültürde de sesin kutsal kabul edilmesi, onun mistik ve bilinmeyen bir güce sahip olduğunu düşünülmesinden kaynaklandı. Yani ses olgusunu sadece ilk bölümde bahsettiğimiz gibi bir enerji transferi olarak değil aslında ruhu ve mistik boyutları da anlamlandırabileceğimiz bir olgu olarak insanoğlu hayatına sesi katmıştır. Bu noktada Pisagor şöyle diyor, evrenin ruhu matematikseldir fakat evrenin müziği seslerdir. Yani Pisagor evrenin düzenini matematiksel oranlarla açıklıyor fakat sesin evrendeki düzeni ve ahengi ifade ettiğini savunuyor. E biliyorsunuz Pisagor kavramı hiçbirimize o kadar da uzak değil. Yani ortaokulda, lisede ve hatta üniversitede bize kusturana kadar Pisagor'un teoremlerini, matematiksel formüllerini falan öğretmeye çalıştılar. Hiçbirimizin de ya da pek çoğumuzun da o kadar da ilgisini çekmedi ama Pisagor'un kurduğu bu matematik dünyasını birazcık daha sosyal hayatla ilişkilendirebilseydi belki de hocalarımız ya da müfredat buna biraz izin verseydi aslında ilgimizi, bakış açımızı ve matematiğe olan özenimizi belki çok daha farklı bir boyutta yaşayabilirdik ve belki çok daha farklı meslekler yapıyor olabilirdik. Bambaşka bir konu. Örneğin eski Mısır'da sesin çok büyük bir önemi var. Mısırlılar evrenin bir sözle yaratıldığına inanıyor arkadaşlar ve tanrıların ağzından çıkan her kelime bir gerçeklik kazanıyor ve dünyayı şekillendiriyor. E biliyorsunuz Mısırlılar matematik, geometri, edebiyat, bir sürü alanda dünya kültür mirasına çok ciddi eserler bırakmış bir medeniyettir. Hatta Mısır mitolojisinde Tanrı Tahın ya da Pıtah diye de geçer terminolojide. Tanrı Tahın evreni sadece düşünerek ve adını söyleyerek yani bir sesle yarattığına inanılırdı. Bu inanç sesin sadece bir iletişim aracı değil aynı zamanda yaratıcı bir güç olduğuna dair derin bir anlayışa işaret eder. Birçok kaynak, birçok inanç sistemi biliyorsunuz ses çıkarmanın, tımlamanın, yaratımın temel motivasyonlarından olduğuna dem vurur. Benzer şekilde Hinduizm ve Budizm'de sesin kutsallığı ön plandadır. Evrenin ilk sesi olarak kabul edilen Om sesi varoluşun özüdür. Hatta çok böyle eee Bazen dalga geçilerek bazen de abartılarak yaratılmış bazı film ya da dizi e, sahnelerinde bir e, meditasyon anı vardır ve herkes om diye bir ses çıkartır. E Biz bunu tabi birazcık e, zevzekliğe vurarak birazcık da işi tırnak içine komikleştirerek e, karşı tarafa geçirmeye çalışırız ama Hinduizm ve Budizm'de om sesi varoluşun özü olarak kabul ediliyor arkadaşlar ve Yine varoluş ve ses arasındaki korelasyon bozulmuyor. Bu ses meditasyonda zihin ve bedenin uyumunu yakalamak için kullanılıyor. Yani zihin ve beden aynı frekansta, aynı rezonans noktasında buluşturulmaya çalışılıyor. Aynı şeyi defalarca kez söylüyoruz ve aynı yere geliyoruz. Birlikte tınlayan ve rezonansa giren şeyler arasında düzgün iletişim kurulabiliyor. Budizm'de biliyorsunuz mantralar yani kutsal sesler meditasyonun ve ruhsal arımın önemli bir parçası ve bu mantralar tekrarlandıkça kişinin ruhunu temizlediğine ve enerjisini yükselttiğine inanılıyor. Bu bağlamda Lao Tzu'nun şu sözleri aklımıza geliyor. Sözler bir güçtür, sessizlik ise bu gücün kaynağıdır. Sessizliğin içindeki ses varoluşun sesidir. Şimdi Lao Tzu kim? Biz kimden referans verdik de burada ahkam keziyoruz. Eğer e, Tao oyculukla, Tao felsefesiyle falan ilgileniyorsanız Lao Tzu'nun e, kim olduğunu, önemini e, idrak edebilirsiniz. Ya da bir Google aramasıyla kim olduğuna dair ufak bir e, çabayla bilgi sahibi olabilirsiniz. Dikkat ederseniz sesin mistik yönüyle ilgili sadece Doğu kültürlerinden referans verdik şu ana kadar ama... Batı'da bu konuda hiç fena değil arkadaşlar. Batı'da da benzer inançlar mevcut. Eski Yunan'da Orpheus'un hikayesi çok meşhurdur. Orpheus'u da yine bir küçük Google aramasıyla kim olduğuna bir bakın. Lir diye bir çalgı var ki e, bazı antik Yunan anlatan Yunan mitolojisini anlatan filmlerde ya da animasyonlarda Liri bilirsiniz çok güzel bir kız çalar onu ve işte kainatın tanrının doğanın sesinin Lir olduğuna inanılır e, parantezi kapatayım Orfeus Lir çalgısı ve büyüleyici sesiyle tanrıları ve doğayı etkileyebilen bir kahramandı. Onun müziği insan ruhlarına dokunuyordu ve hatta ölüleri bile hayata döndürebildiğine inanılıyordu. Bu hikaye sesin insan ruhu üzerindeki derin etkisini ve onun doğaüstü bir güç olarak algılanışını yansıtır. Yani aslında hep aynı çaba, sesle yaradan arasında bir iletişim kurmak, sesi bu konuda bir aracı olarak kullanma çabamız hep olmuş. Hatta İslam ee, hikayelerinde ya da mitolojisinde diyelim. Tam kavramı bulamadım. Bir yaprak düşerse ses çıkartmak istediği için düşer ve sesi çıkartan her şey farkında olunmak istediği için ses çıkartır gibi bir anekdot kafamda bir yerlerde kalmış. Buna bir referans e, isim, hikaye vesaire gösteremeyeceğim. Sesin bir diğer gizemli yönü de onun iyileştirici gücüdür birazcık ses, müzik ve bu işin gizemli dünyasıyla ilişkili bir araştırma yapmak istiyorsanız size bir e, kitap önereceğim. Harun Ömer Tarhan, Aftab Talat Kamran isimli iki tane çevirmenin harika bir şekilde Türkçe çevirdiği Hazret İnayet Han'ın bir kitabı var. Hazret İnayet Han... E, Hint ve Doğu coğrafyasında sesle terapi yaptığına inanılan ve sesin iyileştirici gücünü e, hastalar üzerinde kullanıp sonuç aldığına inanılan bir alim olarak kabul ediliyor. E, onun e, verdiği konferanslar diyeyim ya da sohbetlerden derlenen Müziğin, Sesin ve Sözün Gizemciliği diye bir kitabı var arkadaşlar. E, Okyanus yayınlarından çıkmış bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam size bu kitabı önerebilirim eğer bu camiada birazcık daha araştırma yapmak istiyorsanız. Şimdi dedik ki sesin gizemli bir yönü ve iyileştirici bir gücü var. Eski uygarlıklar sesin insan bedenini ve ruhunu iyileştirebileceğine inanmışlar. Şamanlar, rahipler, hatta doktorlar hastalıkları tedavi etmek için belirli sesler ve ritüeller kullanmışlar. Hani bilirsiniz işte Çin'de tapınağa kapananlar, sesle tedavi olanlar, psikiyatrik problemlerini belli bir takım frekansları dinleyerek düzeltenler ee, vesaire vesaire birçok hatta Spotify'da bile ee, bazı referans frekansları değiştirip e, bazı sesler dinleterek kişilerin e, rehabilite edildiğine dem vuran birçok kayıtta mevcut. Mesela yine Orta Asya ve Çin dolaylarına dönecek olursak Tibet çanaklarıyla yapılan ses terapisi var biliyorsunuz. Ee, görmüşsünüzdür filmlerde ee, enerjiyi dengelemek ve stresi azaltmak amacıyla hala kullanılıyor. Bu çanaklar vurulduğunda derin ve yankılı bir ses çıkartıyor ve bu ses vücuttaki enerji merkezlerini yani çakraları dengeliyor. Eğer örneğin bir masaj profesyonel ve gayet steril bir masaj salonundan bahsediyorum ve ben aklınıza yanlış şeyler gelmesin. Bir masaj salonuna gittiğinizde içeriye girdiniz ve rahatlamaya hazırsınız. Orada bir takım müzikler, bir takım Çınlayan sesler bir takım su sesleri falan duyarsınız ve bu sizi rahatlamanıza yardımcı olur bedeninizin kan akışını yavaşlatır o sırada sizi gevşetir bilinçaltınızdaki problemlerin üzerine bir battaniye gibi e, kapanır ve sizi tamamen rahatlamaya bırakır o sesler. Aristoteles'in bir sözüne değinmek gerekiyor. Yine karşımıza Aristoteles çıktı. Her türlü konuda ahkam kesmiş, referans olmuş ama gayet de mantıklı konuşmuş bir düşünür biliyorsunuz. Der ki, müzik ruhun doğrudan ifadesidir. Müzik insanları iyileştirme gücüne sahiptir çünkü ruha hitap eder. Bunun çeşitli çevirilerini bulabilirsiniz. Benim hatırladığım kadarıyla böyleydi. Sesin iyileştirici gücü ve gizemli tarafı sadece doğu coğrafyasında ve bundan yüzyıllar önce araştırılmış şeyler değil tabii ki hala araştırılıyor ve modern bilim ses konusunun insan üzerinde yarattığı hali araştırma konusunda çok büyük bir çaba harcıyor. Bugün bile ses terapisi adı altında birçok yöntem uygulanıyor. Ya bunlar tabii ki işin ehli profesyoneller ve bu işle ilgili birazcık mürekkep yalamış insanlar tarafından yapılması lazım. Yoksa büyük bir hurafe içerisinde insanları kandıran binlerce kişi de yok mu? Tabii ki var. Parantezi kapatalım. Peki bu işi bilimsel olarak yapan kişiler, layıkıyla yapan kişiler ne yapıyor? Örneğin belli frekanslardaki seslerin beyin dalgalarını etkileyerek stresi azaltabileceğini ve uyku kalitesini arttırabileceğini bulmuşlardır. Bir önceki podcast'te hatırlıyorsunuz, noise'lardan bahsetmiştim. Ayrıca ses dalgalarının fiziksel ağrıları hafifletebileceği hatta bazı hastalıkların tedavisinde destekleyici bir yol oynayabileceği bile düşünülüyor. Bu terapilerde işte doğa sesleri özel olarak tasarlamış enstrümanlar vesaire kullanılıyor arkadaşlar ee, dikkat edin özellikle eklem ağrısı falan çeken ya da böyle ekrem romatizması gibi böyle kronik problemlere ee, sahip insanlar bazı rahatlatıcı sesleri dinledikten sonra hakikaten kaslarında belli bir takım gevşemeler oluyor yani sesin iyileştirici etkisini ben açık söyleyeyim bundan 5-10 yıl öncesine tam 10 yıl öncesine geri dönelim Birer hurafe, hadi canım sen de dediğim şeylerdi ama ön yargıları yıkıp işin içine derinlemesine bir araştırma ile girdikçe gerçekten vay be işe yarıyormuş dediğim alanlar oldu çünkü e, bizzat yakın çevremde e, eklem tedavisini ses tedavisiyle destekleyen kişilerin sonuç aldığını gördüm. Sesin tedavi edici yönünden başka ruhani deneyimlerde de oldukça önemli bir rolü var tabii ki. Meditasyon, trans, ...hipnoz, ondan sonra astral seyahat gibi durumlarda kişiyi derin bir ruhani deneyime yönlendirebilir. Örneğin şamanlar ritüelleri sırasında monoton davul ritimleri kullanıyor biliyorsunuz. Ve bir trans haline, bir vecda haline geçiyorlar ve bu yolla ruhlarla iletişim kurduğuna inanıyorlar. Bunlar bilimsel olarak ispatlanır şeyler değil tabii ki ama... ...binlerce insan, on binlerce insan yüzyıllar boyunca bu çabanın içerisinde hala devam ediyorlar yani bunu da gözümüzün bir ucuyla saygıyla takip etmekte yarar var. Bir diğer konu ise sesin mekanlarda yarattığı etkiler arkadaşlar şimdi ee, özellikle gittiğim birçok kafede sohbet ederken dış sesin ve ortama verilen müzik sesinin, benim yanındaki kişiyle konuşurken çıkardığım sesi bastırdığına şahit oldum. Siz de olmuşsunuzdur ve hatta böyle bir 15-20 dakika sonra e yeter ve şu gürültü bitse de birbirimizi bağırmadan e, duyabilsek... o beni duysa ben onu duysam konuşurken ki vurgularım daha da karşı tarafa geçse dediğiniz olur ve bir yarım saat sonra ya gel şu karşıdaki parka banka oturalım da elimize kahvelerimizi alıp sohbete devam edelim dediğiniz olmuştur. Ya yani çünkü Türkiye'deki özellikle birçok kafe ses yalıtımına dikkat etmiyor. Kocaman hangar gibi yerlere kafeler yapılıyor ve cam duvarlar, çıplak duvarlar, tuğla duvarlar o sesin yankısını, o sesin yansımasını daha da büyütüyor. İçeride kahveni içerken sohbet etmek ciddi bir ızdıraba dönüyor biliyorsunuz. Aslında bu ızdıraba son vermek çok kolay. Mekan sahiplerinin yapacağı ufacık tefecik bir takım yatırımlar içerideki konforu oldukça arttıracaktır. Fakat gelelim kutsal mekanlara. Sesin yankısı, akustiği kişilere derin bir ruhani deneyim yaşatabilir. Örneğin gotik dönem mimarisinde üretilmiş katedralleri, yüksek tavanları, taş duvarları düşünün ilahilerin o gospel müziğinin o kilise müziğinin koral müziğin yayılmasını mekan içinde ne kadar güzel sağlıyor değil mi? Filmlerde görmüşsünüzdür ya da turistik bir seyahat amacıyla ya da bir ibadet amacıyla bir katedrale bir kiliseye girdiğinizde görmüşsünüzdür. Oradaki akustik ve oradaki ses sizinle Tanrı arasındaki ilişkinizde ciddi bir köprü görevi görmeye başlar. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Mimari ve akustik konuda dünyanın üstad olarak kabul ettiği ve kimsenin hala eline su dökemediği biri var biliyorsunuz. Kanuni döneminde yaşamış büyük insan Mimar Sinan akustik konusunda yüzyıllar yıllar önce yaptığı şeylerin hala üzerine çıkılamadığı, yaptığı camilerin kubbelerine ve akustik yapılarına baktığınızda hala çok 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 kaliteli bir... Ses ortamı ve bu ses ortamının e, gelişimine katkıda bulunduğu bir ruhani ortamın içerisine girersiniz. Birazcık Mimar Sinan'ın yaptığı yapıların akustik ve ses tarafından incelemesine küçük bir zaman ayırın. İnanın çok keyifli bir araştırma olacak sizin için. Bu noktada şimdi Mimar Sinan'dan böyle bir anda bambaşka bir yere döneceğim ama Emmanuel Kant'ın bir sözü var benim de çok etkilendiğim bir söz. Bu arada bu sözlerin farklı çevirilerini bulabilirsiniz. Farklı meallerini bulabilirsiniz. İşin özüne odaklanmak lazım. Diyor ki Kant. Müzik insan ruhunun en derinindeki duyguların yankısıdır diyor. Sessizlikle birlikte anlamını ve varlığını bulur. Arkadaşlar insan ruhunun en derindeki duyguların yankısı yani aksi, akis, yankı. Sessizlikle birlikte anlamını buluyor. E o zaman sessizlik çok kıymetli bir şey arkadaşlar. Yani sessizliğe sahip olabilmek e, inanılmaz bir lüks haline gelmiş olabilir ve sessizliği satın almak için özellikle 90'lar kuşağında şu anda beyaz yakalı çalışan birçok insan 90'lar kuşağında doğup şu anda beyaz yakalı olarak orta ve üst düzey yönetici kadrolarına geçmiş birçok beyaz yakalı acaba neden Ege kıyılarından bir köy evi alma arzusuna girdi? Sadece pandemi ve rahat yaşama arzusu mu yoksa bilinçaltlarında sessiz bir hayat yaşama arzusu mu? Herkesin isteği ve arzusu, aslında birçoğumuzun da en büyük lüksü sessizliktir. Bu konuya bence başka bir bölümde derinlemesine girmekte yarar var. Şimdi sesin gizemi dediğimiz şey günümüzde de oldukça ilgi çeken bir alan ve bunun ilgi çeker hali hala devam ediyor. Modern bilim sesin sırlarını çözmeye çalışsa da hala keşfedemediği çok fazla yönü var sesin insan beynindeki etkileri duygularımızı nasıl şekillendirdiği hatta bilinçaltımızı nasıl etkilediği gibi konular hala çok kelli felli bilim adamlarının üzerine ciddi araştırmalar yaptığı konulardan biri. Sesin nörobilimle alakalı, akustik bilimiyle alakalı gizemini çözmek isteyen birçok kişi var. Ve bu noktada size Pegasus yayınlarından çıkmış ve sevgili Sinan Canı'nın bir podcast serisinde ya da bir YouTube videosunda önerdiği ve benim de hemen alıp okuduğum bir kitabı önereceğim size. Daniel Lewitt'in isimli bir yazar arkadaşlar dediğim gibi Pegasus yayınlarından yayınlandı. Müziğin etkisindeki Beyin isimli kitabını Özellikle size öneriyorum bu konularda araştırma yapmaya hevesli arkadaşlar varsa, işin biraz da psikoakustik, bilinçaltı taraflarını merak salmış birileri varsa kesinlikle bu kitabı alın, okuyun. Ee, kendi mesleğimle alakalı katkısını söyleyeyim. Ben bu kitabı okuduktan sonra ve ben bu kitabı bir kez daha okuduktan sonra ve ben bu kitabı üçüncü kez okuduktan sonra <laughs> aranjman yapmaya, mix yapmaya, kayıt yapmaya her bastığıma akorun altında bir mana aramaya olan bakış açım inanılmaz değişti ve gelişti. Sizleri şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bu bölümü toparlayalım artık. Sesyoloji podcast serilerinin ikinci bölümünü şu anda kaydettik. Ne konuştuk işte sesin tarih boyunca nasıl mistik ve gizemli bir güç olarak kabul edildiğini, insan ruh üzerindeki etkilerini ve kültürel anlamlarını Birazcık birazcık keşfetmeye çalıştık tabii ki 15-20 dakikalık bir podcastle kapanacak bir konu değil bu. Sadece size araştırmanız için böyle bir dürtükleme noktası versin istedim. Umarım sesin büyülü dünyasını dair bu yolculuk sizin için bir ilham kaynağı olmuştur. Bir sonraki bölümde ses kayıt teknolojilerinin tarihini ve bu teknolojilerin sesin yayılma biçimlerini nasıl değiştirdiğini inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.